Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Evet dostlar, yeni aracımız hepimize, hanemize hayırlı olsun. YouTube izleyicilerime, YouTube aileme de hayırlı uğurlu olsun. Yeni aracımız, biraderin yeni aracı daha doğrusu. Çoktan beri biliyorsunuz arkadaşlar, bir uğraş veriyorduk, başımızda aksilikler vardı, sıkıntılar vardı. O esnada biraz işleri düze çıkaralım diye uğraşırken, hatta geçen gün sizlere bir sürpriz yapabiliriz diye bir şey söylemiştim. İşimiz inşallah rast gitti. Biraz borç harç bayağı bir ettik yine ama yapacak bir şey yok. Diğer aracımızda sıkıntı yaratmaya başlamıştı. Biraderin kafası rahat çalışsın diye biradere şöyle en azından biraz modelli bir araba alalım dedik. İşe başlamışken rahat rahat kafası güzel bir şekilde işine gücüne baksın. İşini gücünü hayırlı uğurlu bir şekilde yapsın diye. Bir de kafası rahat olsun, artık otomatik arabaya binsin. Rahat rahat çalışsın diye böyle bir işin içine girdik. Daha doğrusu biraz mecbur kaldık arkadaşlar. Mecbur kaldık o yüzden. Şimdi diyecek ki buradan arkadaşlarımız, abi ağlıyorsun ağlıyorsun gene arabayı yeniledin diye. Bir sistemde bulunacaklar bize. Arkadaşlar işin giderine göre hareket etmeye çalışıyoruz mecburen. Nasıl diyeyim? Şöyle. Malum sanayi işleri bayağı sıkıntılı oluyor. Giriyorsun bir iki gün yatıyorsun, işini yaptırana kadar sıkıntı oluyor. Masraflar akı tokunu geçiyor diyelim. O yüzden şöyle biz de baktık, hesabı kitabı yaptık. İşimize gücümüze nasıl randımanlı, elverişli başlayabiliriz, çalışabiliriz, yeniden atak yapabiliriz diye düşündük. Böyle bir işin içine girdik. Dediğim gibi şöyle biraz yüklü bir şekilde borçlandık. Borçlandık da bayağı bir borçlandık arkadaşlar. Altın işine de girdik. Altını dün ben başka bozdurdum, bugün altın patladı. Olsun, hayırlısı olsun. Çalışıp kazanacağız Allah'ın izniyle. En azından ne olmuş oldu? Gözümüz arkada kalmamış olacak. Allah'ın izniyle, Allah hayırlı uğurlu, kazasız belasız, bol bereketli çalışıp kazanma nasip eylesin. Arkadaşlar dediğim gibi herkesin Cenab-ı Allah gönlüne göre versin. Şimdi şöyle biraz daha, aslında ben bizim biladere Scania diye az daha bekleyelim, Scania olsun diye düşündüydük. Ama birader şimdi baktık ki yoldayız da kalma durumu olacak. Sanayi manayı 600-700 milyar 800 milyar masraf çıkacak bize işimizi halledene kadar. Dedik hem işimizden olacağız, hem gücümüzden olacağız, hem bekleyeceğiz. O 600-700 milyar bin lirayı geçer dedik bize. En azından 1000 lira oraya masraf edeceğimizi, yine 2009 araba, gene 2009 olacak. En azından aracımızı modelleştirelim, modelli bir aracı alalım. 1000 lira daha fazla borca girelim dedik. İşimize gücümüze bakalım, çalışalım. Allah'ın izniyle de borcumuzu öderik diye düşündük biladerle. Şöyle ben aracın etrafını bir dolanayım size arkadaşlar. Şöyle ayaküstü aracın bakımlarını yaptırdım. Birkaç bir şeyleri vardı. Aracımız bu arada 2020 model Actros 1848 arkadaşlar. 2022'si 2023'ünü alabileceği daha iyiydi yeni nesiline, ama tabii biz dediğim gibi bu da şükürler olsun. Bunun kilometresi de 145.000'de. Kilometre yok aracımızda. Temiz, güzel, kullanışlı, lastikleri iyi. İyi bir araç aldığımızı düşünüyorum. Şöyle yol üzerinde durdum arkadaşlar. Ben sizlere böyle bir çekim yapıyorum. Yol üzerinden. Gelirken yolun kenarında durdum. Sizlere bugün de video atmamıştık. Sürprizimiz var demiştik. Bugün şöyle, bugün değil aşağı yukarı 4-5 gündür işe güce de gittiğim yok benim. Biraderin ehliyeti de gelene kadar dedik. Şöyle bu işlerimizi halledelim. Biraz bu işe yoğunlaştık arkadaşlar. Şöyle aracımızı da şu şekilde gösterelim sizlere. Biz biraz dediğim gibi bu işin üzerine yoğunlaştık. Mecbur da kaldık. Yani nasıl mecbur kaldık onu da size söyledim. İşte aracın motoru her an gidebilirdi. Şanzıman diferansiyel bakımları vardı. Daha bilmem ne bakımları vardı. Yani hesap kitap yaptık. Bize 600-700 milyara buluyor. 600-700 milyar yatı kakı işte çalışamaması şusu busu derken 1 milyonu bulacaktı. 1 milyonu o arabaya harcayacağımızı 1 milyon daha fazladan diyelim verdik diyelim. Arkadaşlar borç harç ettik.
Allah'a şükürler olsun. Çevremizden yardımcı olanlar oldu. Bizlere destek olanlar oldu. Öyle böyle bir şekilde aracımızı da yeniledik arkadaşlar. Yeniledik derken dediğim gibi 3-4 yaşında bir aracımız. 2024-2025'in sonu. Yani 4 yıllık bir araç. 4 yaşında bir araç. 2024'deyiz. Sonuna geldik. 2025'e geldik aşağı yukarı. Araç da 2020 model. Yani 4 yaşında, 4-5 yaşına girecek diyelim. Dediğim gibi kilometre 140-145 bin, 150 bin diyelim toplama, ortalama. Aracımız da bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü videomu size böyle ayaküstü bunu çekmiş olayım. Sizinle beraber yolumuza, izimize devam edeceğiz. Bu arada bu aracımız arkadaşlar aynasız. İçten aynalı kamera sistemli. Bakın yanda ayna yok. Ben normalde bu araçları pek tutmam ama şimdi şöyle bir baktım az önce içeriden çekim yaparken, aslında bu araç bize çekim için daha uygun. Tepede tepe lambaları var. Arkadaşlar almamışlar tepe lambalarını. Üste tepe kornaları var arkadaşlar. Işıklandırmaları falan varmış önünde de, almışlar onları. Tabii bu şekilde sade, üstü yapılmış, güzel. Görünüş olarak güzel bir araç. O dediğim gibi 18-48 aracımız. Aracımızın bakımları zaten yapılmıştı. 120 binde orijinal. Servis bakımlı. Şöyle yıldız olsun, bizim olsun demiş atalarımız. Birader yıldız olsun dedi benimki dedi. Tamam dedik. Aracımızın bakımı 120 binde yapılmış, servis bakımlı. Zaten bu araçlar 100 binden 120 binde bakım yapılıyor. Yani bir dahaki bakımı bir sene sonra arkadaşlar. Ya bir seneyi de geçer. Bugün kışın çok çalışamayız diye düşünüyorum. Allah nasip ederse çalışacağız inşallah, ama bize yardımcı olursa, sizin de dualarınızla işimizi gücümüzü ilerletip yürütüp bu borcu harcı sizin dualarınızla ödeyeceğiz diye düşünüyorum. Ben şöyle aracımızın içine doğru geçelim arkadaşlar. Aracımızın içinden de sizlere birkaç görüntü vereyim. Şöyle bu araç benimkinden daha yüksek gibi geldi arkadaşlar binerken çıkarken. Şöyle onu da göstereyim. Aracın şöyle, aracımız çift kapalı arkadaşlar. Çift depolu aracımız. Kabloları biraz eski ama kabloları, bende kablolar var da alınmış, onlarla değiştireceğim. Yani eksik gedik bir şey olmasın. Aracımız da hazır. Tam güzel bir şekilde yoluna gitsin gelsin diye böyle bir işlem içine gireceğiz. Bakın aracın şaseleri maseleri güzel, temiz. Lastiklerde yok. Bir ön lastiğin bir tanesinde abi bir yara var, onu baktıracağım. Şimdi lastikçi arkadaşa gidiyorum. Onları da baktırdan sonra biladere veriyorum aracı. Yallah yola diyorum. Şöyle de göstereyim ben sizlere bir daha tekrardan. Ondan sonra aracımıza binelim. Evet, ben aracıma biniyorum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu benim araçtan sanki biraz daha yüksek gibi. Bakın, bu da 4 basamak. Ama benim araç biraz daha sanki bundan alçak ya. Aracın içim içi yapılı arkadaşlar böyle. Bakın koltuk kılıflarına var, öncesine kadar perdeleri falan. Tabii biraz temizlenecek için. Malum. Şöyle bakın arkadaşlar, şunu demek istedim. Aynalar içten olduğu için bunda kamera arkadan baktığı zaman buradan aynayı rahat rahat görüp geleni gideni görüp, bir de şu karşı taraf aracın içi biraz dağınık arkadaşlar şu anda. Bunlar düzenlenecek. Şöyle gördüğünüz gibi tablet ekran. Ben şuradan çekeyim aracın içini, burada durup şöyle sizlere bakın. Daha detaylı bir temizlik yapıldıktan sonra ben size bu araçtan bir çekim daha yaparım. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizlere, sizlere, hepimize.
şöyle ışık yanıyordu, onu söndüreyim dedim arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle aynalar bundan içeride arkadaşlar, bakın. İçeride olduğu için ben biraz zor alışırım buna ama tabii alıştıktan sonra da güzel bir özellik. Yani bence daha da böyle çekimler için güzel olabilir. Aracımızın içi dediğim gibi arkadaşlar 18-48 bu şekilde tablet ekran, dijital ekran. Gördüğünüz gibi bu güzellikler de var. Bunları da sizlere göstermiş olayım. Şöyle dolaplar var. Bunları sizlere kabataslak şöyle göstereyim. Buradaki bizim Scania'nın dolapları gibi değil tabii ki. Biraz daha küçük ama kullanışlı. Bu da güzel. En azından diğer araçtan biladere daha güzel. Bu aracın tavan kliması yok arkadaşlar. Buraya tavan klimasını taktıracağım ben. Diğer aracımızın tavan kliması duruyor malum. Buna takacağız onu. Böyle işte şurada cepleri var biraz daha. İki tane burada var. İki tane burada var. Bizim Scania'da da aynı bu şekilde arkadaşlar. Yatağı daha güzel, daha geniş, daha ferah şöyle. Buzdolapları şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Diğer benim Scania'nın buzdolabı gibi. Bunlar yani güzel detaylar. Tabii bilader için bu çok da güzel bir şey oldu. Ferah yani. En azından biladerim de rahat etmiş olacak kardeşim benim. Abim, biladerim, kardeşim diyorum da benim büyüğüm, abim arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Evet, dediğim gibi biraz aynalarına birkaç tur zor alışır ama alıştıktan sonra da güzel. Ben şuradan şuraya gelene kadar bayağı bir alıştım sayılır arkadaşlar. Şöyle ben direksiyona geçeyim. Direksiyon düğmeleri buradan. Çoğunu çözemedim daha. İlk daha aracı aldım yeni. Bakımlarını yaptırdım arkadaşlar. Kendimize göre bakımlarımız vardı böyle biraz daha kendimize uygun şekilde. Yani araç bakımsız değil aslında da biz kendimize göre bakımlarını yaptırdık. Evet, kamera şöyle arkadaşlar. Ayna yok gördüğünüz gibi. Aynanın olmaması da buraya da ayrı bir ferahlık veriyor. O da bir güzel, bakın. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Karşı tarafa bakın. Aynanın olmaması dışta, o da ayrı bir güzelmiş. Güzel bir ferahlık veriyor. Buradan ayna rüzgarını kesmiyor. İstediğin gibi yandan önü görebiliyorsun ama şurası biraz yolu kesebiliyor. Onu da önünü görüyorsun zaten. Ona da yandan bakarsın. O sıkıntı değil. Ama tabii dediğim gibi şurada evet benimki gibi perdesi var arkadaşlar yanda güneşlik. Camlar zaten filmli. Onlar güzel. İçinin döşemesi falan iyi arkadaşlar. Şu en güzel şeyi de bunun 48'lerin arkadaşlar şu aynı benim Scania gibi taban düz arkadaşlar. Buraya da bir kişi yatabilir rahatlıkla. Namazını da kılabilir, bilmem ne yapabilir. Yani öyle güzellikleri var. Rahat yani. İki de rahat. Üç kişi rahat rahat. Üst yatağı alt yatağından daha geniş bunun. Yani böyle güzellikleri var. Ne bileyim. Yani şimdilik arkadaşlar bu kadar. Tabii araca bindikçe daha güzel fonksiyonlarını, daha güzel kullanışlı şeylerini öğreneceğiz. Biz şu anda elimizden geldiğince sizlere şöyle ayaküstü kabataslak bunu göstermiş olayım. Sizlere sunmuş olacağım. Şimdi şöyle biraz hareket edelim arkadaşlar. Malum otomatik zaten aracımız. Elektronik fren imdat elektronik. Şöyle yavaş yavaş ben hareket edeyim arkadaşlar. Bir yandan da sizlere şöyle az da olsa bir çekim yapmış olayım. Yavaş yavaş da yola da çıkalım buradan. Bu arada evet ayna burada arkadaşlar. Buna alışmak biraz zor. Biraz buna alışmak zor olacak. Bakın ikiye bölünüyor. Aynı bizim dıştan ayna gibi. Elektronik aynanın, dijital aynanın şeyleri de bu şekilde. Alt biraz daha uzak gösteriyor. Üst biraz daha yakın gösteriyor arkadaşlar. Şöyle de gösterebilirim ben sizlere. Karşı taraf yine aynı. Yani ne bileyim arkadaşlar dediğim gibi çalıştırma sistemi bunun anahtarla değil arkadaşlar. Şöyle bakın şurada. Start stoplu yani. Çalışma sistemi start stoplu. Buradan da görebilirsiniz. Böyle de gösterebilirim. Yani Samsun'a şu anda biladeren oraya götürüyorum aracı. Şu ön lastiğin bir tanesinde hafif bir yara var. Onu da lastikçi arkadaşıma baktırayım. Hani bir sıkıntı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ona göre kullanacağız. Olursa da değiştiririz. Sıkıntı yok.
lastikçinin oraya doğru geçiyorum. Bu otogar mevkiindeyim şu anda Samsun'da. Sizlere böyle bir bizler için inşallah hayırlı olur. Hepimiz için hayırlı olur arkadaşlar. Sizler için de hayırlı olsun. Olmasını dileyelim. Hepimize iyi ve güzel bir... Ah kardeşim ah benim. Ah kardeşim ah benim. Adam seni ezecek ya la. Ezecek ya seni la. Yanımıza giriyorsun ya. Yanımıza giriyorsun. Neyse bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle olsun sizlere. Ayaküstü bunu çekmiş olalım. Sizlerle hüzünümüzü, derdimizi paylaşıyoruz. En azından mutluluk, yani böyle şeyler insanı mutlu edebiliyor. Biraderimi daha çok mutlu etti. İnşallah onun da sürüşünü, görüşlerini alırım, sizlere çekerim. Onu da sizlere bir çekip sunarım aracıyla beraber diye düşünüyorum. Bakalım onun görüşlerini de alacağız. Tabii biraderim, ben böyle şeylerle çok böyle malla mutlu olan bir çok mutlu olan bir insan değilim. Yani mal Cenab-ı Allah'ın vergisidir. Bugün verir, yarın alır. Ama biraderim için bir mutluluk vesilesi bu. İşine daha güzel, daha dört elle sarılıp işine gücüne bakıp arabası da yeni, şimdi otomatik, manuelle de uğraşmayacak. Bolu Dağı'nda gidişte gelişte sıkıntı yaşamayacak. En azından otomatik arabayla uğraşmış olacak. Hem de sanayiyle uğraşmamış olacak Allah'ın izniyle. Yani arabasının kilometresi benimkinden az arkadaşlar. Benim arabayla arasında bir yaş var ama benim araba 330 binde. Bunun arabası daha 150 bin olmadı. 146 binde. Benim arabanın yarı kilometresi kadar anca var yani. Arabasının kilometresi de yok. Arabası da güzel. Ben bindim, memnun da kaldım. Aa bak gidiyoruz. Zaten inşallah Allah'ın izniyle de şöyle bir güzellik olsun diyoruz. Biraderime de hayırlı uğurlu olsun. Bize hayırlı uğurlu olsun. Kanalımızdaki bütün ailemize, kanal ailemize, YouTube kanalımızdaki bütün ailemize de hayırlı uğurlu olsun. Hep beraber işimize gücümüze bakalım. Aracımızı kullanalım. Arkadaşlar ben şurada şimdi lastikçiye uğrayacağım. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Şöyle bir dönüş yapayım buraya. Lastikçinin önüne. Bundaki aynalar da mübarek. Geç daha, geç daha dayı, geç. 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 Şöyle durayım ben şöyle. Evet, lastikçiye geldim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi geldim baktım lastikte hafif bir yarık vardı. Arkadaş dedi ki sıcak havalar abi açar dedi. Şöyle lastiğimizi değiştireceğiz. Bu lastik değişecek. Lastik yeni aslında ama burada bir tane lastiğim vardı. Onunla beraber onları değiştireceğim. Ona bir eş koyup bunun yanına bunları da işletmeye alalım. Şöyle. Yuh. Şöyle bir tane yeni lastiğimiz vardı bizim burada. Onu takacağız. Yeni her zaman yenidir. Evet arkadaşlar, lastikler de gelmiş iken dedim bir tane yeni ön lastiğim vardı burada dediğim ya demin. Bir tane ön lastiğim vardı yeni. Onun yanına bir tane daha yeni aldık. Şimdi şöyle aracımıza ön lastikleri de yeniliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Ondan sonra yolumuza, İzimize birkaç daha işimiz var. Devam edeceğiz. Eksikleri tamamladıktan sonra.
Öyle disklere, balatalara bakıyoruz. Disklerimiz, balatalarımız iyi yani. Bakın.